Bir video sorumuz daha var, görelim. Din değiştiren bir arkadaşımızla muhabbetimizi kesmeli miyiz? Yoksa onu doğru yola ulaştırmak için daha mı çok çaba sarf etmeliyiz? Din değiştiren birisiyle muhabbeti kesmeli miyiz yoksa devam ettirmeli miyiz? Buyurun hocam. Efendim, eğer kendisinin de dediği gibi, kardeşimizin dediği gibi öyle bir ihtimal söz konusu ise, yani tekrar tevbe etmesi, İslam'a dönmesi söz konusu ise yine onunla görüşmeyi devam ettirmeli. Ama öyle yok. Taşlaşmış bir kalp böyle İslam'dan uzaklaşmış. Buna bakın, Abdullah İbni Sa'd diye birisi yani Medine'ye gelir. Peygamber Efendimiz vahiy katibi yapar. Ama sonra bu kişi Medine'ye gider. Aleyhte ileri geri ya benim dediklerimi yazdırıyor yahu filan der. Yani bakın ya böyle İslam'a böyle bir iftira. Efendimiz bu adam Kabe'nin örtüsü altında da rastlasa öldürülmelidir buyuruyor. O günlerde de Mekke fethediliyor. Adamı bir korku, panik alıyor. Ya ben bir Müslümanlar rastlarsa, peygamber de böyle bir mesaj yayınladı, ben öldürülürüm diye korkuyor. Hazreti Osman'ın da süt kardeşi, Osman ne olur beni kurtar. Hazreti Osman yanına alıyor, peygamberimizin huzuruna iletiyor. Ya Resulallah, bunun anası beni emzirir, bunu bırakırdı. Beni kucağında alır, bunu yürütürdü. Beni sırtında taşır, bunu yürütürdü. Ne olur ya Resulallah, bunu affet. Peygamberimiz affettim demiyor, şöyle bir tarafa dönüyor. Yine Hazreti Osman yalvarıyor, ya Resulallah ne olur. Bunun anası bana yedirdi, bunu aç koydu. Bunu anası hatırına bizi affet ya Resulallah. Peygamberimiz tekrar dönüyor, böyle üç cihete dönüyor. Sonunda yavaşça affettim diyor. Sevinip kaçıyorlar. Sonra ama utancından bu Abdullah İbni Sa'd peygamberin huzuruna gidemiyor. Bunu da Hazreti Osman söylüyor. Yaptığı hatadan dolayı eziliyor, utanıyor. Yok artık affettim, o iş bitti buyuruyor. Evet, sonunda da bakın Hazreti Osman Efendimiz halife olunca bu zat Mısır valisi oldu ve bakın duasına ya Rabbi beni huzurundayken canımı al diyor. Namaz kılarken selam vereceği sırada ruhunu teslim etti. Duası da böylece müstecab oldu. Yani bu olaydan ne demek istedim? Yani eğer bu İslam'dan uzaklaşan kişinin yeniden İslam'a dönmesi, yanlışından dönmesi, hatasından tevbekar olması muhtemel ise bu adamla görüşmeye devam Devam etmeli. etmeliyiz. Yok, taşlaşmış bir kalp ise o İlişkiyi kesmeli. zaman görüşmeyi de kesmeliyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.